Merhabalar, ben Kürtes Köte ve Efsun'un 19. bölümüne hoş geldiniz. Bölümü hatırlamaya çalışayım. Burada goldplaylerimi yaparken bunlar güzelce duruyor. Ve biz aşağı inelim. Bu bölüm işimiz aşağıda. Şuraya steel tankimizin çoğunu yerleştirdim. Nasıl yapıldığını biliyorsunuz. Greg böyle bir recipe de eklemiş ancak eski recipe de çalışıyor. Bunun yanı sıra şu arkadaşlar bu şekilde craft ediliyor. Bunlar önemli bir şey. Bu arkadaş da evet, göremedik. Ha, bu şekilde craft ediliyor. Evet. Şimdi bu ve bu, yani şu ikisi zorunluyken şu sadece dekoratif amaçlar için gerekli. Bunlar giriş çıkışların sağlanma yöntemi. 3 tane koyuyorum. Bu hatta 4 tane koyayım. Ardından da şöyle önünü kapayalım. Bununla kapamamıza gerek yok. Normal şuna da kapayabiliriz. Fakat bu daha hoş görünüyor çünkü içini de görebiliyoruz. Ve artık 4800 kovalık ya da 4.800.000 mili kovalık, bu arada 1 kova 1.000 mili bucket, yani 1 mili kova, kova, kola, yanında kola var ya, neyse, demektir. Yani 4800 kovalık depolama alanımız var. Yukarıda şu an ne kadar bir alanımız vardı? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, evet, 5 çarpı 3, 5 çarpı 3 çarpı 16 şeklinde bir hesaplama yapabilirsiniz. Yani kısacası bundan kat kat daha fazlasına sahibiz artık ve onu taşıyacağız. Ama öncesinde yapmam gereken daha önemli bir arkadaş daha var. O da şunların yarısını kaldırdım çünkü malzemelerden bir kısmını kullanmam gerekecek. Şöyle atalım şu malzemeleri, kullanmadıklarımızı. Çünkü bu arkadaş bayağı bir alan tüketiyor ve bunu şuraya koyalım. Evet. Bu şekilde bunu bir yerleştirelim. Şuraya da bir giriş ayarlamam gerekecek. Evet. Ve bana biraz da steel pipe. Biraz daha fazla lazım. Bir tane crafting table alayım aşağıya. Güzelce işimi görür. Bolca steel'imiz var. 12. Evet. Ve steel pipe'larımızı yaptık. Tamam, burası böyle desteklenecek. Evet, şimdi yemeğimizi yiyip koymamız gereken şeyleri koyalım. Ve tabii onları bir inceleme işi de var. Hatta şunları incelemeyi unuttum. İnceleyelim hemen.
Tamamdır. Bunları inceledik, bunu inceledik, bunu inceledik. Evet. İlk önce Firebox'larımızı şu en arkaya yerleştireyim. Bir saniye, wrench'im burada. Şunlardan bir tanesinin ortaya gelmesi gerekecek. Ardından ön ortaya şu bronze boyların controller'ını koyacağız. Zaten burada düzeni de gösteriyor bize. Sonrasında bizim ihtiyacımız olan başka neler var? İlk olarak muffler hatch. Şöyle koyalım muffler hatch'i. Ardından da biraz kötü bir sıkış tıkış yaptım ama olsun. Muffler hatch egzozumuz. Sonrasında şuraya aslında maintains hatch'i maintains hatch'i öne koyalım. Ardından input bus input bus'ı şuraya çevirelim çünkü inventory cable'lar buradan gelecek. Devamında bir saniye. Bunu tam yapmamışım. Bir adet cama ihtiyacım olacak. Evet, bir adet daha input hatch'e ihtiyacımız var. İki adet input hatch lazım. Steklenmiyorlar tabii ki de. Aslında input hatch input hatch input bus. Tamamdır. Ardından Firebox sen şöyle gel. Ve muffler da şöyle gelsin. Tamamdır. Output hatch ise buraya bu şekilde gelecek. Tamamdır. Ardından düşünmemiz gereken 1, 2, tabii ki de şurayı bunlar bronze plated bricks. Yapılışlarına en iyi aydan bakarsınız. E'ye basacağım. Basmak yerine her türlü tuşa bastım. Bu böyle biliyorsunuz. Bu böyle. Diğerlerinin yapılışı da bayağı gene zahmetli. Ve en üst katı da şu şekilde kapıyoruz. Ve gördüğünüz gibi hepsi renk değiştirdi. Ve artık large boylarımız var. Tabii ki de bunu bir maintain etmemiz lazım. Tamam. Pipe is loose, screws are missing. Screwdriver. Wrench. Bir saniye. Soldering iron. Caps lock'a bakmışım. Sen Gregtek aletlerine bir bakmamız lazım. Screw.
Screwdriver, motor. Jackhammer. Hepsini kullandık. Sen ne istiyorsun? Tamam, bu biraz kafa karıştırıcı durumda. Biraz bakalım Enya'ya. Ve bunu çözen bir arkadaş olması lazım. Soldering Iron'dı diye hatırlıyorum da ismi değişmiş olabilir. Bakıyoruz. Yani en olmadığı duct tape'e geçeceğiz. Neredesin sen? Jackhammer değil, wrench değil. Bunlardan hiçbiri değil. Evet. Hani en olmadı buna geçeceğiz de bunun için de assembler lazım. Soldering Iron yok mu? Neydi? Soldering Alloy Wires. İlla bir şey olması lazım. Bakalım. Hepsini kullandık. Jackhammer değilsin. Kesinlikle. Düşünsene ta 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 diye makineyi tamir ediyoruz. Eğlenceli olabilirdi. Evet. Ve benim bu lehimi bulmam lazım. Aradığımız şey lehim. Neyse, ben hemen geliyorum. Evet ve geri geldim. Yapamamamızın sebebi Soldering Iron henüz konulmadı. Bunun için bir çözüm olarak bulduğum şey, hani şu an tek problemimiz bu. Hani duct tape'i de yapacak düzeyde değiliz. Fakat bir bug yüzünden bu durumdayız. Daha sonra bug değil de modun henüz tamamlanmamış bir kısmı yüzünden, henüz geri eklenmemiş. Dört tane şundan alalım. Evet. Şöyle. Evet. Tamamdır, oldu bu. Tamamdır. Şu an başlatamayız ama. Çünkü bu arada benim şu tarafa bir şekilde geçmem lazım. Burayı da ışıklandırmam lazım, yoksa yaratıklar çok güzel sürprizlerle beni uğurlayabilir. Torçumuz bir tane kalmış, olsun. İndik bir alamete, gidiyoruz kıyamete, amaneyn. Evet. Burası bizim maintenance bölümü. Seni daha kolay aktarmanın yolu var. Bu. Hayır, sen değil. Yanlış şeyi yerleştirdik buraya. Tamamdır. Oldu. Seni de bronze plated brickler bayağı zor kırılıyor nedense.
Evet. Tamamdır. Input hatch. Şu input hatch'lerden bir tanesi şimdi kullanılmayacak. Onu niçin koydun diye soracak olursanız eğer. İlginç bir sebebi var. İleride sıvı yakıta geçtiğimiz takdirde ona ihtiyaç duyacağız. Şu an katı yakıt kullandığımız için ihtiyaç duymuyoruz. Evet. Tamamdır. Girmem gereken yer burasıydı. O zaman gidip gereken arkadaşlarımızı alalım. Gold plate. Tamamdır. Bunun yanı sıra biraz iron ve redstone da lazım. O zaman hadi aşağı inelim. Glasslarımız da buradaydı çünkü. Inventory cable. Tamam, 32 tane işimi görür fazlasıyla. Evet. Ardından da şöyle getirelim bunları. Şimdi şu ikisini bağlayacağım. Bu arada bir şey merak ettim. Buradan tankımızı görüyor mu? Controller. Eğer tankımızı görüyorsa bizi güzel bir zahmetten kurtaracak. Görmüyorsa dert değil. Tanklar. Görmüyor. O zaman aşağı inip şurayı biraz daha adam etmeye devam edelim. Bunun sıra hayır, şunun buna değmesini istemiyorum. Hiçbir şekilde. Ve evimin dibindeki lignit yatağı. Tamamdır. Şurayı ise üstten halledeceğiz. Evet. Kömür. Evet. Burası bizim Steam okuma bölümü. Aklıma ilginç bir fikir geldi. Aslında ona ihtiyaç yok. Asa var. Yok. Üsttekine ihtiyaç yok. Ufak da bir hata yaptık. Bunu da düzeltelim hemen. Sana ihtiyaç yok.
Evet. Sonra en sonda şu arkadaşlar böyle gelsin, tamamdır. İstediğimiz düzen bu. Peki. Şimdi yapacağımız iş nasıl bir iş olacak? İlk olarak tüm Steam hattını devre dışı bırakmamız lazım. Input'umuzu değiştireceğiz. Tamamdır. Ardından sen bunları değil, bunu okuyacaksın ve specify amount. Bir saniye. $200. Tanklar. Tamam, bu arkadaşı da devre dışı bırakabiliriz. Bunları komple sileceğim. Çünkü hiçbir şekilde ihtiyaç yok. Bu kısma. Evet. Sonrasında da yapmamız gereken şey şu arkadaşları kırıp yeniden koymak. Burası su depomuz olacak. Bunu da bir ara bir steel tankla değiştireceğim. Evet. Ve bayağı bir şey sıfırdan yazmam gerekecek. Çünkü bunları kırmam gerekiyor şu an. Zaten şunları da kırmam gerekiyordu. Yani bir şey fark etmiyor. O yüzden dert etmeyip wooden pipe'larımızı alalım. Wooden fluid pipe. Hatta dur. Wooden... O iş. Bunu yapmak istemiyordum. Bu tamamen istemsiz bir şeydi. Balta, 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 balta. Ardından kürekler. Sonra taş. Şöyle döşeyelim. Ardından da wooden pipe'lar. Wooden pipe kullanmamızın sebebi su taşımak için ideal. Fakat başka bir şey taşımak için pek ideal değil. Hele hele lav hiç taşımayın bunda. Yanarsın. Pipe'lar yanıyor çünkü. Neticede tahtadan. Tahtadan bir pipe'tan ne beklersin? Değil mi? Evet, bunları da ayarladığımıza göre tanklarımızı alalım. Yanlış odaya girelim. Hangi odanın hangisi olduğunu belirtecek bir şeye ihtiyacım var benim bir ara. Ve şuraya bir tane daha döşemem gerekiyormuş. Şimdi siz gelin, sen gel, stone, cobblestone. Onu biraz fazla koydum. Oraya normal cobblestone gelse de olur. Tamam. Ve geriye diğer tankları döşemek kaldı.
Evet. Eksik. Çünkü benim daha fazla klasa ihtiyacım var bunun için. Daha fazla sende ihtiyacım var. Ve sendim yok. O zaman ne yapalım? Hadi bakalım. Cam işlemeye. Evet, bu arkadaş bize cam işleye dursun. Biz de buradan kalan camlarımıza bakalım. Yok. Evet. Neyse, konsepti anladınız siz. Yapmaya çalıştığım konsepti. O Steam deposu burası olacak. Bu arkadaş Steam'imizi üretecek. Bunun çalıştırma işini bir sonraki bölüme yapsak daha güzel olabilir. Ben o zamana kadar Angarya işleri halledip geliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi Köftenin günler. İyi eğlenceler.